Arkadaşlar merhaba. 22 Haziran 2021 Salı günü gündüz programında yabancı yarışlarda beraberiz. Beverly, İngiltere'de. Evet, tam normalde 8 koşulu bir programın biz 7 koşusunu TCK alıyor tabii. 7'li plase. İkinci koşudan itibaren başlayacak. Ama bizim birinci koşu olarak gösteriyorlar. Evet, bugün böyle tatlı bir program var. Hemen koşuların değerlendirmesine geçelim. Birinci koşu 15.45'te başlıyor. Handikap 3 yukarı İngilizler 1500 metre. Çim piste çıkacaklar. Tüm koşular biliyorsunuz Beverly'de çim piste yapılıyor. Evet, güne zor bir koşuyla başlıyoruz burada. 11 tane safkanın tam 4 tanesini size tavsiye etmek zorundayız. 4 numaralı Proud Archie Connor Wesley ile ilk atımız. İkinci atımız 6 numaralı Trevi Fontaine arkadaşlar. Evet, bu bildiğimiz Trevi Fontaine burada da çok güzel koşuyor. Aslında normalde uzuncu ama 1500 metrede sessiz getirebilir. 7 numaralı Keep Ride On Siren Fallon'la ve 9 numaralı Zealand diyoruz Ben Sanderson'la. Ben Sanderson'da bugün mutlak düzeyde bir tane yarış alır diye düşünüyoruz arkadaşlar. 4, 6, 7 ve 9 olarak bu 4 tane atı AG oranlarına da bakıp tabii ki arkadaşlar 7'li plaselerde AG oranı en yüksek atı mutlaka yazmanızda yarar var. Ama bazen anlamsız atlar da gelebiliyor. Evet, 6'lı Ganyan ikinci koşuyla başlıyor Beverly Hill'de. Handikap 4 ve yukarı İngilizler 2420 metre çim pist. 10 tane safkan var Beverly'de. Biz de 3 tane safkana yer verdik bu ilk ayakta. 7 numaralı Violette Zabo diyoruz arkadaşlar. Faye McManaman'ın da zaten bunu da daha evvelden de izlemiştik. Safkan 3. geldi son koşusunda. Yine Faye McManaman biniyor. İkinci atımız 2 numaralı Baladio diyoruz. Duran Fentiman'la. Ve son olarak da 1 numaralı Le Bayou diyoruz. Lewis Edmonds'la burasını 7, 2 ve 1 şeklinde 3 tane safkanına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 6'lı Gayen 2. ayağındayız. 3. koşudayız. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları. 2420 metre. Bu adeta bölünmüş bir koşu gibi yapmışlar. Yani 2. koşu ve 3. koşu handikap. 4 yukarı İngilizler ve aynı mesafe. 2420 metre. Evet. Burada bir tane safkanına çok güveniyoruz arkadaşlar. Her ne kadar Nicky Macke gibi çok fazla tecrübesi olmayan bir jockey'de biniyor olsa Captain St. Lucifer burada bir numaralı. Bu safkan bizim bankomuz. Diğerlerinin çok fazla bu atı geçebileceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Zaten 60,5 kilo ile 57,5 kilo arasında da yaklaşık 3 kilo var gördüğünüz gibi. Yani çok fazla bir fark da yok. Etkileyeceğini düşünmüyoruz burada. Bir numara banko. Evet, 6'lı Ganya'nın 3. ayağındayız. 4. koşudayız yani. Günün zor koşuları seri olarak başlıyor. Evet, ilk atımız burada. 2000 metre çim pist başlığımız var. 4 ve yukarı İngilizler. Evet, bu 8 at içerisinde biz 5 at yazdık arkadaşlar. Yani 8 atın 5'ini yazdık. Normalde 8 atın 8'ini de yazmamız lazım. Ama 5'ini yazdık. 2 numaralı Ziham. Ben Sanderson'a ilk atımız. 3 numaralı Regal Mirage. James Sullivan. 6 numaralı Where's Jeff? Joanna Mason'la. 7 numaralı Puckle diyoruz. Joe Fanning'le. Ve 8 numaralı Ventura Gold. Paul Hannigan'la. 2, 3, 6, 7 ve 8 olarak burayı sıralamamızda aynı şekilde tam 5 tane safkanla geçmeye çalışacağız burayı. Bu zor ayağı arkadaşlar. Normalde kapatmalık bir ayak o. Evet, 5. koşudayız. 6'lı Gayen 4. ayağı saat 18.05'te. Gördüğünüz gibi çok cüzi ikramiyeler dağıtılan bir hipodrom bu. Burası handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim başlığımız var. Tam 13 tane safkanın 4'üne yer verdik burada. İlk atımız 12 numaralı Ghostly diyoruz Faye McManaman'la. Evet, bu bayan jockey daima revaçta. 1 numaralı Out of Sight burada Dylan Hogan'ın bindiği safkan. 10 numaralı Ventura Kingdom diyoruz Joe Fanning'le. Usta jockey arkadaşlar Joe Fanning. Burada büyük bir şansı var bu atın. Ve 5 numaralı
Wild City Diva diyoruz. Drum Fantiman'la, o da yanak bölüşüyle katılacak. Arkadaşlar 12, 1, 10 ve 5 şeklinde burayı tam 4 tane safkanlığa geçmiş oluyoruz. Evet, tabela ayağındayız. Altılı yani tabela ayağı 18.40'ta. Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngiliz safkanları 1700 metre çim pistte kozlarını paylaşacaklar. Evet, ilginç bir ayak bu. Çünkü burada baktığımız zaman fix 3 yaşında olan safkanlar, çok fazla tecrübeleri de olmayan safkanlar. Ama iki tane safkanı biz burada birbirinden ayıramadık arkadaşlar. Mutlak düzeyde bu iki safkanı ne yazarsanız yazın kuponlarınızda bulundurun. İlk atımız 4 numaralı Ron O. Lewis Edmonds'la. Evet, grubun böyle bir tık üstünde kalıyor bu safkan ve 2 numaralı Just Jacob Siren Fallon'la. Burası için yani 2 ve 4 zaten handikap puanını izleyebildiğimiz ve gerçekten diğerlerinden kat be kat daha üstün olan iki tane safkan. Burada sürprizi 7 numaralı Rakisa yapar Jack Garrett ile. Dileyenler buraya 7 numarayı da ilave edebilirler. Rakisa'yı da. Evet. Burasını 4-2 geçiyoruz. Geniş yazmak isteyenler 7'yi de ilave ediyorlar. Arkadaşlar günün son ayağındayız. Beverly'de. Apprentice koşusu. Apprentice Handicap koşusu diye geçiyor. 3 yaşlı İngilizler. 1000 metre çim pistteyiz. 9 tane safkan var. Günün gerçekten zor koşusu. Neden? Çünkü handikap olarak Apprentice'lerin yer aldığı bir koşuyu burada ele almışlar. Böyle de hep yapıyorlar açıkçası. Yani handikap koşular olarak bayan olsun, erkek olsun veya karışık apprentice koşusu ve amatör koşuyu koyuyorlar. Evet, 5 tane safkana yer verdik. İlk adımız 3 numaralı Blissful Song diyoruz Harry Russell'la. İkinci atımız 5 numaralı Amazing Anna Zach Wetley ile. 6 numaralı Fossos. Evet. 6 numaralı Fossos Pile, William Pile zannedersem, yanılmıyorsam. 8 numaralı She's a Diva diyoruz Andre Breslin. Ve 9 numaralı Crystal Maze diyoruz William Humphrey ile. Arkadaşlar Crystal Maze mutlak düzeyde kuponlarda olsun. Handikap puanı düşük olabilir ama gerçekten Beverly tecrübesi olan bir safkandan bahsediyoruz. 3, 5, 6, 8 ve 9 şeklinde 5 tane safkanla da burayı geçiyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle Beverly ile ilgili de söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Tüm bu şablonlarımıza www.maxsporttahmin.com bu web sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Burada TJK at yarışları, yurt dışı at yarışları ve futbol da var. Evet, futbolda güzel tahminler de oluyor. Avrupa Şampiyonası devam ediyor tabi. Aynı zamanda Gazi koşusuyla ilgili de kayıt yapmış olan safkanların listesini de koyduk. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Beverly ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bir başka yabancı yarış gününde tekrar buluşmak üzere tüm katılımda bulunan arkadaşlara bol şans diliyoruz. Tatlı bir kupon, yani iyi bir gün olabilir bugün. Ufak bir altılı kuponuyla tutturulabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyor ve sağlık ve mutluluklar diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.